Benim bağlı olduğum Balıkesir Şubesi'ndeki anca bu parayı ediyor Sayın Müdürüm. Geçmedi. 3 ay içinde bunlar da para etmez oldu. Bugün kağıt, internet, elektrik, bunları sarmaya kalktığımız vakit vatandaşın yerel ve bölgesel haberlere ulaşmasında kamuoyu görev üstlenen en önemli aktörler olarak değerlendirip buna göre aracılık hizmetleri görmek üzere kurulmuş bir kuruluştur. Basın İlan Kurumu son dönemlerde adı sıkça gündemde yer almaya başladı. Daha önceden çok bilinen bir kurum değildi. Fakat son 3 yıldır önceden Rıdvan Bey, ardından da benim buraya gelmemle birlikte biraz daha gündem olmaya başladı. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi, kanunun verdiği yetkiyi mevzuatımız çerçevesinde kullanmamız. İkincisi, Anayasa Mahkemesi'nin kararı son zamanlarda çıktı, basın ahlak esaslarıyla ilgili. Bir diğeri ise Ekim ayında bir kez daha meclise gelecek olan basın kanunu ya da çoğumuzun ifadesiyle dezenformasyon yasasının gündeme gelmesi. Son yasa teklifi çerçevesinde basın ilan kurumunun adı kamu kurumu olmasına rağmen farklı zemine çekilerek birçok tartışmanın öznesi haline getirilmeye çalışılıyor. Hatta basın ilan kurumu medyayı baskı altına almak için kurulmuş yeni bir kurum imajı çiziliyor. Oysa ki BİK, başta da ifade ettim, 1961 yılında kuruldu. Amacı resmi ilanların adaletli bir şekilde dağıtılmasıydı. Yaklaşık 60 yılı aşkın sürede her dönemde fikir ve içerik farkı gözetmeksizin aracılık hizmetini başarıyla yürüttü ve inşallah yürütmeye de devam edecek. Basın İlan Kurumu tarafsızlık üzerine kurulmuştur ve bu tarafsızlığı genel kurul yapısıyla de güvence altındadır. Bugün Basın İlan Kurumu'nun belli odaklar tarafından yıpratılmaya çalışılması bizi hiç de şaşırtmıyor. Son 20 yılda Türkiye'nin içeriden ve dışarıdan kuşatılmaya çalışıldığı her dönemde medya kullanışlı bir aparat olarak görüldü. İnanıyorum ki bu durum sizleri de, vatanını, ülkesini seven, halkıyla barışık olan sizleri de ziyadesiyle rahatsız ediyordur. Yalan haber, dezenformasyon ve 5. kol faaliyetlerinde basınımızı bir araç gibi kullanmaya çalışanların basın ilan kurumunu hedef alması bizler için sürpriz değil. Unutmayalım ki burada en büyük zararı basınımız görüyor. Medyanın güvenirliğine ilişkin tartışmalar yaşanıyor. Basınımız dezenformasyonla mücadele etmeli ve güvenilir olduğu günlere tekrar kavuşmalıdır diye ümit ediyoruz. Basın ilan kurumunun görev ve yetkileri bellidir. Tüm bunların dışına çıkarsak çıkarak siyasi karar alması, medya kuruluşlarını cezalandırması teknik olarak da mevzuat olarak da mümkün değildir. Basın ilan kurumu bir cezalandırma kurumu değildir. Tam aksine Türk basınının en büyük destekçisidir. Bizler kurum olarak basına olan desteğimizi artırarak devam ettirmenin yollarını arıyoruz. Yerel gazetelerimizi geleceğe taşıyacak projeksiyonu ortaya koymaya çalışıyoruz. Basın ilan kurumunun ceza verme yetkisi yoktur. Olmayan bir yetkinin eyleme dönüşmesi de mümkün değildir. Biz herhangi bir gazete veya dergiyi cezalandıramayacağımız gibi ödüllendiremeyiz de. Dünyanın en önemli gazeteleri basılı yayınlarının yanı sıra yatırımlarını dijitale de yönlendiriyor. Çünkü büyük ve karşı konulamaz bir dijital dönüşüm yaşanıyor. Ayakta kalmak için değişim ve dönüşüm şart. Kadim kültürümüzün taşıyıcı unsurlarından el yazma üstadları ve hattatlar uzun süre matbaanın gelişini geciktirdi. Fakat değişim o dönemde de kaçınılmazdı. Bugün de bu değişim kaçınılmaz. Hattatlar karşı çıkıyor diye matbaanın gelişini engellemek mümkün olamadığı gibi bugün içinde dijitalleşmenin gelişinin engelleneceğini biz düşünmüyoruz. Bu doğrultuda son 2 yıl içerisinde internet haberciliğinin geliştirilmesi, yeni medya reklamcılığının geliştirilmesi, basın işletmelerinde bilgi güvenliği ve siber güvenlik bilinçlendirme eğitimi, yerel basında reklamcılığın geliştirilmesi, dijitalleşme ve sosyal medya eğitimi başlıklı eğitimler düzenleyerek
destekçisi olduğumuz tüm basın kuruluşlarının dijitale geçiş süreçlerinde rehberlik ettik. Tüm gayretlerimiz basın kuruluşlarımızı yeni çağa hazırlamaktır. Ekim ayında Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanan yasa teklifi maalesef üzülerek belirtmem gerekiyor ki medya ve siyasetin bir kesimi tarafından bilinçli bir şekilde çarpıtıldı. Getirdiği yenilikler ve çağa ayak uyduran düzenlemeler sansasyonel tartışmaların gölgesinde kaldı. Sansür yasası kılıfıyla yürütülen karalama operasyonlarına maalesef bazı yerel gazetelerimiz de katıldılar. Yasanın ertelenmesiyle ilk 8 ayda icra müdürlüklerimize ait menkul ve gayrimenkul ilanlardaki adetsel kaybımız 4000'den fazla. Bu 4000 ilanın yayın bedelini hiç hesaba kattık mı? Ya da sizleri sansürle korkutanlar bu kaybın yerine ne koydular? Değişiklik teklifinin basın camiası için getirdiği en önemli yenilik, internet haber sitelerinin süreli yayın kapsamına alınmasıdır. Artık internet siteleri de süreli yayın sayılacak, resmi ilan yayınlayacak ve çalışanları basın kartı alabilecekler. Yasa çıktığında resmi ilan yayınlama hakkı bulunan gazetelerimize ait internet sitelerinin elbette kazanılmış hak anlamında bir ayrıcalığı da olacak. Burası çok önemli. Yani yeni çıkan bir internet sitesine, işin doğrusu sizlerle basından geçen, yazılı basından internete geçenlerin aralarında bir farkın olması gerektiğini düşünüyoruz. Yani dolayısıyla şimdi buradan bir taahhütte bulunmak doğru değil. Ancak yasa çıktıktan sonra mevzuatımızı, bununla ilgili çalışmalarımızı yapacağız.